Sanatın ve hayatın tüm renklerini barındıran Bloomberg HT Live'tan herkese merhaba. Yine dop dolu bir içerikle karşınızdayız. Gelin önce bu hafta programımızda neler izleyeceğimize bir göz atalım. Ali Poyrazoğlu, Bodrum'daki yazlığının kapılarını Bloomberg HT Live'a açtı. Ali abi! Efendim? Aa, burada mısın? Ne arıyorsun benim? Beni kapılarda mı bekliyorsun Ali abi? Seni kapıda falan beklemiyorum. Bayram tebelleşi, ne istiyorsun? Usta oyuncuyla sanat ve hayat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Oyunculuk mesleğini yaptığım için benim için her gün bayram. Bir nevi şamanlık yaptığımı düşünüyorum. Aşk acısı bitince neyle uğraşacaksın diye sorarsan turşu yapacaksın. Şiirler, şarkılar ve bayram anıları eşliğinde akan sohbetimiz birazdan. Aldırma söz olur diye. Tak takıştır, sür sürüştür, inadına gel. Kapat şimdi pencereyi. Kapalı kapılar ardında... Kimse görmesin. Sinema severler ekran başına. Haftanın yeni filmleri sizleri bekliyor. Henüz bir plan yapmayanlar, ajandanıza not etmeye değer etkinlikleri sizler için derledik. Birazdan. Yaz geldi, tiyatro sezonu neredeyse kapandı. Bloomberg HT Live yaz boyunca kulis sohbetleri yerine yaz sohbetleriyle karşınızda olacak. İlk olarak bayram arifesinde Ali Poyrazoğlu'nun Bodrum'daki evine konuk olduk. İşte usta oyuncuyla sanata ve hayata dair keyifli sohbetimiz. Yaz geldi, tiyatro sezonu neredeyse kapandı. Bloomberg HT Live içinse kulis sohbetlerinin yerini yaz sohbetleri aldı. İlk rotamız Ali Poyrazoğlu'nun Bodrum'daki evi. Malum önümüz bayram. Elimde çikolatam, bayram ziyaretinde bulunmak için çaldım usta oyuncunun kapısının zilini. Merhaba sevgili Bloomberg HT Live izleyicileri. Yaz boyunca yaz sohbetleriyle sizlerle birlikte olacağız. Bugün de usta oyuncu canım Ali Poyrazoğlu'nun evine bayram ziyaretine geldik. Gördüğünüz gibi çikolatamızla. Kendisi bizi bekliyordu. Hemen kapıyı açayım, çalayım, sohbetimize başlayalım. Evet, bekliyordu dedim ama Ali abi kapıyı açmıyor. Ali abi! Efendim? Aa, burada mısın? Ne arıyorsun beni? Beni kapılarda mı bekliyorsun Ali abi? Seni kapıda falan beklemiyorum. Bayram tebelleşi, ne istiyorsun? Seni çok sevdiğim için bayramda elini öpüp harçlığımı almaya geldim. Sabahleyin çocuklar geldiler, bütün paraları aldılar, şekerleri yediler. Sen git dolaş sen. Aa, Ali abi, tiyatro miyatro seviyorsun. Evet, seviyorum. Bak şimdi buradan çıkıyorsun. Evet. Benim evim niye burada? Tam karşısında açık hava tiyatrosu evet. Olduğu için. Bodrum açık hava tiyatrosu, muhteşem bir yer. 2500 yıllık bir tiyatro. Ne güzel. Git orada tiyatro ile ilgili şeyler anlat. Ya Ali abi, beni kapıda mı bırakacaksın beni? Ama bak çikolatamla falan geldim. Çikolatayı ben tiyatronun verdim. Tatlı kızıyım. Bak bayram mısırımı giydim geldim sana. Çikolatayı verdik Tece. Ya olur mu öyle ama olmaz. Yazık bana. Önce peşin çikolatayı ver. Tamam. Çikolatayı nereden geliyorsun? Ne bu? Ta İstanbullardan. Senin için geliyorum Ali abicim. Bloomberg'den mi geliyorsun? Bloomberg'den geliyorum. Bloomberg'den geliyor. Bloomberg için beni içeri alırsın değil mi? Alırım seni içeri tamam. Her halükarda. Tamam. Çikolata kutusu dolu değil mi? Dolu. Olmaz mı? Dolu bakalım. Olmaz mı? Gel, gördüğünüz gibi hadi, başardım. Tiyatro aşkı bu kapıları da açtırdı. Gel. Ne güzel. Ay ne kadar tatlı. Hemen karşıma şurada bir kukla çıktı mesela. Evet. Ali abinin kukla merakı dillere destandır. Evin bu Bodrum'daki evin bazı köşelerinde de var. Gel senden balkona çıkalım. Tamam. Gel. Ve balkonda Ali Poyrazoğlu'nun çok sevdiği Bodrum mavilerinin arasında başlıyoruz sohbet etmeye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne ta buralara mı geldin? Buralara geldim işte peşinden. Ne bayram soracağım? Olunca insan sevdiklerini görmek istiyor. Ne soracaksın sorun? Çok şey soracağım. Bir sürü sorum var. Hadi sor. Önce Bodrum'u konuşalım biraz Ali abicim. Senelerdir burada. Kaç senelik bu ev? Bu ev, ben burayı alalı 30 sene oldu. Burası büyük bir yer değil. 10 evlik bir site. Ortada bir havuzumuz var. Şurada tenis kortumuz var. Ve herkes birbiriyle arkadaş. Sanatla, kültürle ilgili insanlar. Kitap okuyan insanlar.
aydınlık kafalı insanlar bir arada kazara burada toplanmış. Sarılmış bölge. Çünkü İstanbul çok yorucu. Çok büyük, çok gürültü patırtı, hava çok kirli. Ama İstanbul'da çok fazla harcamamak gerekir yani. Bizim ruhumuzun başkenti İstanbul, evet. Onu söyleyeyim. Sıkıntıları var büyük kentte yaşamanın ama büyük kentte yaşamanın nimetleri de var. Ne var? Madem ki İstanbul'un belasına, sıkıntısına, pahalılığına, kirliliğine katlanıyorsun, gürültüsüne, patırtısına. O zaman her büyük kentte olduğu gibi nimetler var. Ne bu nimetler? Tiyatrolar, sinemalar, müzeler, konferans salonları, resim galerileri, konser salonları, bale, opera. Yani bütün bunlar çok yaygın bir şekilde İstanbul'da çok organize bir şekilde yapılamasa bile sanatçıların özverisiyle her yerde herkes direniyor. Ortak aşkımız tiyatroya geliyor sıra. Sahnede kendimi ruhlara şifa dağıtan bir şaman gibi hissediyorum. Mesleğim oyunculuk olduğundan benim için her gün bayram diyor Ali Poyrazoğlu. Peki şimdi o nimetlerden hareketle bir tiyatroya geleceğim Ali abicim. Ne hissediyorsun? Salon yok ya artık. Ya benim salonum yok. Şişli'deki salonumuz son şeydi, direndiğimiz yerdi. 10 yıl orada kaldık. 10 yıl sonra bina sahibi çıkın buradan dedi. Ya da alın dedi. Almak için düşündüm bir an, gideyim bankadan kredi alayım. Gittik bankaya, bankacıları getirdik. Bankacılar dediler ki ya bu bina o para etmez. Biz böyle bir şeyi vermeyiz size. Yani adama söyledik, adam aşağıya inmiyor. Ortaklarım şöyle böyle falan filan. Orayı ben yapmıştım. İçi çok kötü bir durumdaydı, harabeydi. Ve 10 yıl önce 750 bin lira harcadım ben oraya. Cebimden orayı, koltuğu, halısı, kanepesi, sahnesi, ışık tesisatı, kablosu, tuvaletlerden büfeye kadar her şeyi ben yaptım orada. Çok da para harcadım ama o yaptıklarımı sökmek zorunda kaldım. Hadi halıyı atarsın, ne bileyim kostümleri depoya götürürsün, dekorları bir kısmını atmak zorunda kaldık. Taş gibi dekorlar, sağlam yapılmış, gene kullanılabilirdi. Neyse, fazla şey yapmayayım, ağlamayayım. Ama en sonunda iş koltuklara geldi. Koltuklar ne olacak? 270 tane koltuk var orası. Öyle ufak görünüyordu ama bayağı ciddi bir tiyatroydu. Söktük spotları ve koltukları dağıtmaya karar verdim. Kime vereceksin? Genç tiyatrolara. Desteklediğime göre hangi yoldan ulaşacağım herkese? Twitter, kolay bir iş. İki tane tweet attım. Elimde 270 tane koltuk var. Genç tiyatrolara dağıtmak istiyorum diye. Yüzlerce şey geldi. Başvuru geldi. Şaşırdık, şimdi nasıl seçeceğiz? Bu sefer dedim ki telefon numaralarınızı attım. Konuşayım bari. Kim neye istiyor, neye ihtiyacı var? İşte birisi bir yerde Beykoz'da kültür merkezi yapıyor. Bir yer bulmuş. Birisi Kadıköy'de bir yer bulmuş. Çocuklar tiyatro yapıyorlar. Birisi Gazi Osman Paşa'da bilmem ne. Sonra paylaştırdık koltukları onlara. Ne güzel. Koltuklar gene tiyatroya ve seyircilere merhaba diyor. Başka tiyatrolarda bizim tiyatronun koltukları dolaşıyor. Ben hep diyorum ki o koltuklar, seyirci koltukları, bence bu hayattaki en kıymetli makam koltuğu. Bir kere zamanda yolculuk yapıyorsun. Doğru. Bir kere kendini ve insanı tanıyorsun. Doğru. Bir kere oraya oturduğunda gerçekten ruhuna iyi gelecek. Mesela senin deden zamanında eczaneye gelenlere kitap hediye edermiş ya, bu da ruhuna, evet, iyi gelir diye. İşte o koltuklara da her oturduğumuzda bize bu kadar somurtkan ve acıyla dolu bir dünyanın içinde ruhumuzu sağlam tutacak çok kıymetli bir ilaç hediye ediyorsunuz. O yüzden o koltuklar iyi ki var. Ben hep böyle bir nevi şamanlık yaptığımı düşünüyorum. Ruhlara iyi gelecek sözcükler, ruhlara iyi gelecek bakışlar, ruhlara iyi gelecek boşluğa vücutlarıyla heykeller çizer tiyatro oyuncuları. O seyircinin şeysidir. Ruhunun dışarıya açılan kapılarına, pencerelerine bir işarettir. Aç ruhunun kapısını, pencereni, tiyatroda dinlediklerinle hayata farklı bir merhaba de. Çünkü tiyatro gidilen bir yer değil. Tiyatroya niye gidiyor seyirci? Bence benim tiyatroma öyle geliyorlar, öyle gelsinler istiyorum ve ona yakın bir şeyler yapmaya uğraşıyorum. Ve becerdiğimi de biliyorum. Çünkü çok uğraşıyorum.
Tiyatro gidilen bir yer değil. Tiyatro gittikten sonra oyun bitince kapıdan seninle beraber çıkıp evine, hayatına gelen bir olgu. Seni manen zenginleştiriyor. Yeni gündemler, yeni sorular, hiç bakmadığın şekilde hayatta bir anı yakalama, bir soru, bir başlıkla gidiyorsun ve tiyatroda sana anlatılmış olanlar yaşamını etkiliyor. Seni manen zenginleştiriyor. Onun için insanlar tiyatroya gidiyorlar. İstanbul gibi belalı bir kentte ya da ne bileyim öbür büyük kentlerimizde her yerde tiyatro yok. Araya sıkıştırayım. Geçenlerde bir istatistik yayınladı gazeteler. Dediler ki Türkiye'nin %90'ı tiyatro seyretmiyor. Verilecek bir tane cevap var. Türkiye'nin %90'ında tiyatro var mı? Bu ülkenin %90'ında tiyatro yok ki %90'ı tiyatro seyretsin. Birkaç büyük kentte, bizim gittiğimiz turnelerde, bir de devlet tiyatrosunun birkaç yerde tiyatrosu var, o kadar. Bir de Eskişehir'in filan şehir tiyatrosu var, o kadar. Bitti gitti, bu kadar. Yani onun için insanlar tiyatroya niye gidiyor? Manen zenginleşmek için. Çünkü oyunu oynuyorsun, bir canlı yaratı sürecinin bir parçası haline geliyor seyirci. Seyirciler bizim meslektaşlarımız. Biz onlarla karşı karşıya geldiğimizde bayram oluyor. Seyirciyle oyuncu aslında beraber oynuyor. Bir oyunu birlikte sahnenin üstünde biz, salonda onlar birlikte yaratıyoruz. Ve onlar katılıyorlar, dinliyorlar, anlatıyoruz. Oyun bitiyor, alkışlıyorlar. Kapıdan oyunla beraber gidiyorlar. Zihinlerinde oyunu götürüyorlar. Her oyun, bir kişi oyunu seyretse, 10 kişiyi anlatsa, o 10 kişi 20 kişiyi anlatsa, o 20 kişi 1000 kişiyi anlatıyor. Yani tiyatro dediğin hani şiirde olduğu gibi Edip Cansever'in karanfil elden ele, tiyatro da zihinden zihinedir. Tiyatro yaptığım için çok mutluyum. Muhteşem insanlarla tanışıyorum. Muhteşem oyuncularla karşılıklı oynuyorsun. Yazarlar dostun, arkadaşın, okuyorsun, yazıyorsun. Seyirciler senin ailen. Ben kimisinin abisiyim, kimisinin kardeşiyim, kimisinin amcasıyım, kimisinin ufak kardeşiyim. Ama benim çok büyük bir ailem var. Onun için çok mutlu olduğum bir iş yapıyorum. Yani sen şimdi soruyorsun, bayram münasebetiyle baskın yaptın. Yani eski bayramlar, yeni bayramlar falan dersin. Benim için her gün bayram. Tiyatrodan dolayı. Tiyatro, oyunculuk mesleğini yaptığım için benim için her gün bayram. Anılarını yazmaya başlayan Ali Poyrazoğlu yakında kendisiyle birlikte Türkiye'nin geçmişten günümüze değişimine de ayna tutan Aynayı Tuttum Yüzüme adlı kitabını sevenleriyle buluşturacak. Anılarımı yazıyorum şimdi. Çıkacak anılarım. Oh. Evet. Tantanalı bir kitap. Çok eğlenceli. Tahmin ediyorum. Çünkü benim şanslı bir şeyim var. Yaşamım oldu. Yani belki ünlü bir oyuncu olduğum için kapılar biraz daha kolay açıldı. Daha kolay ahbaplıklar oldu. Belki ben insan sevdiğim için, dostluk sevdiğim için her farklı çevreden benim ne bileyim ayakkabı tamircisi arkadaşım da var. Berber arkadaşım da var. Gazete patronları da arkadaşım, banka sahipleri de arkadaşım, çok büyük holdinglerin sahipleri de arkadaşım, bizim oyuncuların hepsi arkadaşım, gömlekçi arkadaşım. Yani onun için çok farklı şeylerde, katmanlarda farklı maceralar yaşayarak geçtim bu toplumdan. Bir de benim geçtiğim zamanda Türkiye neler neler gördü, neler değişti, biz nasıl değiştik, bizi neler değiştirdiği çok eğlenceli bir şekilde anlatıyorum. Okuyanların ağzının suyu akacak. Ama bunu niye yapıyorum? Bunu düşünüyorum ki herkes bence anılarını paylaşmalı. Yaşamda biriktirdiğin maddi şeyler senindir. Paran, pulun, evin, barkın senindir. Ölürsün, mirasçılarına kalır. Ama biriktirdiğin şeyler, deneyler sonunda elde ettiğin bilgiler, deneyimler, o tecrübelerin hiçbiri senin değil. Onları bırakmaya mecbursun dünyadan giderken. Onun için yazacaksın, paylaşacaksın, anlatacaksın. Hem kendinle yüzleşmek için, hem kendini okuyabilmek için. Dünyanın en zor okuması insanın kendini okumasıdır. Onun için kendini yazacaksın, kayıt altına alacaksın. Önce kendini okuyacaksın. O yüzden de ben kitabın adını aynayı tuttum yüzüme koydum. Aa, çok güzel. Çünkü bu bir ilahidir. Aynayı tuttum yüzüme. Ali göründü gözüme. Nazar eyledim ben özüme. Ali göründü gözüme. Bu görünen Ali ben değilim tabii ki. Ama herkesin özüne nazar eylemesi, kendine bir bakması, bir kendini okuması gerekir diye düşündüğüm için kitabın adını aynayı tuttum yüzüme. Nazar eyledim özüme,
ne göründü gözüme anlatıyorum. Neler geçmişe gidince, nereden, nereye, nasıl gelmişim, neler yaşamışım. Büyük bir açıklıkla paylaşıyorum. Hazır anılardan söz açılmışken ve biz Ali Poyrazoğlu'nun evinde bayram ziyaretindeyken bir de bayram anısı anlatmasını istiyorum kendisinden. Bir bayram anın var mıdır? Böyle çocukluktan kalma. Mesela bak ben bugün bayramlığımı giydim geldim. Öyle şeylerin var mıydı? Ben görmeyeli bayram kılıkları ne hale gelmiş ya. Beğenmedin mi? Yani, senin yanına yakışmak istedim Ali abi. Cafcaflığı yani Ece elinde mikrofon birazdan şuraya bir yere çıkıp şarkı söyleyeceksin. Sahneye çıkamıyorum işte. Bir Emel Sayın kılığı adeta ya. Çok teşekkür ederim. Bir böyle kendime geldim. Benim çok güzel bayram anılarım var ama senin zamanın yetmez ama biz çocukken bayramlara hazırlanırdık. Bayram bizim için büyük bir şenlikti. Dini bayramların şeysi var, ritüeli var. Onlar bizim evde uygulanırdı. Bizim ev hem mütedeyyin hem de çok demokrat bir evdi. O yüzden dini bayramlar bizim evde ciddi bir biçimde o ritüellere uyularak kutlanırdı. Dedelerden, büyük annelerden falan filan kalan gelenekler bizim evde devam ederdi. Şu yastıkta gül yazıyor ya, biz çok uzun zamandır böyle ağız dolusu, Nazım'ın deyimiyle ağız dolusu gülmeyi unuttuk. En azından bayram günü sevgide, empatide, birbirimizi anlamada, birbirimize bir günlüğüne birbirimize sarılalım işte ya. İşte kendimize sarılabilmeyi becerirsek birbirimize sarılacağız diye demin anlattım ya. Ama tabii dünyaya da gülerek bakmak lazım. Ben bu yastığı görür görmez aldım. Gül yazıyor bunun üstünde İngilizce. Gülünüz yazıyor. Gül. Ben de onun için diyorum ki ne lan bu dediklerinde. Gül. Minicik bir şey yazdım ona. Gül. Yüzünde güller açsın. Gül. Dünya seni kucaklasın. Ya çok güzel. İşte böyle. Gülersen yüzünde güller açar. Gülersen dünya seni kucaklar. İnşallah hepimizi bütün bayramlarda halimiz vaktimiz yerinde, işimiz gücümüz yerinde, ağzımızın tadı yerinde gülümseyerek dünyaya bakacağımız, el öpeceğimiz, el sıkacağımız, yanaklarından insanları, alınlarından insanları öpeceğimiz huzurlu bayramlar nasip ben olsun. Ben seni bir öpeyim o zaman. Öp. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hadi abicim. Sadece eski bayramlara değil özlemimiz. Bayramlarda artık bedenen aramızda olmayan sevdiklerimizi belki de her zamankinden daha çok arıyor gözlerimiz diyerek gökyüzüne sevgi dolu bir selam yolluyoruz Ali Poyrazoğlu'yla birlikte. Özlemek dedin ya biraz önce. Geçmişle birlikte çok özlediğimiz insanlar da oluyor. Mesela benim 2 senedir anneannem yok. Eskiden Barış Manço'nun o bugün bayram, bayramlarda hüzünlenir melekler şarkısını şarkı gibi dinlerdim. Şimdi hep böyle kafamı yukarıya kaldırıyorum. Biliyorum bir melek oradan bana işte gül dedik ya, gülümsüyor. Ruhen yine de birlikteyiz. Şimdi bu sene senin için özellikle çok zor bir sene oldu. Çok sevdiğin arkadaşların peş peşe gitti. Evet. Önce Tarık Akan öldü. Önce Ferdi Özbeğen öldü. Ondan başladı. Bu sene değil ama 4 sene oluyor. O gidenle olan şey zihindeki dostluğun devam etmesi hali. Ben Bülent Kayabaş'ı kaybettim. Yeni dedim ki Bülent'i içime gömdüm. Tarık Akan'ı kaybettim. Yeni. Önce Tarık gitti bizim gruptan. Sonra Bülent Kayabaş gitti. Üst üste yani içime gömüyorum ve onlarla birlikte oluyorum. Onları içimde yaşatmanın hatırlayarak anladığım, okuyabildiğim hallerini hatırlayarak anlayamadığım, okuyamadığım, o zaman bir mana veremediğim davranış, duruş ve sözlerine de bugün anlam vermeye çalışarak gidenlerle yaşamda gene yürüyüş devam ediyor. Ali Poyrazoğlu'yla Bodrum'daki evinde gerçekleştirdiğimiz sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Şimdi 2 tane oyun yazıyorum. Aşk acısı bitince neyle uğraşacaksın diye sorarsan turşu yapacaksın. Aldırma söz olur diye. Tak takıştır, sür sürüştür, inadına gel. Kapat şimdi pencereyi, kapalı kapılar ardında kimse görmesin. Haftanın yeni filmlerini merak edenler ekran başına. Sırada Vizyondakiler turu var.
Teresa Palmer'ın başrolünde yer aldığı Avustralya yapımı Berlin Sendromu gerilim türünde. People who travel alone are usually in search of something. What makes you think I'm alone? I see nobody. Avustralyalı bir fotoğrafçı olan Claire, Almanya'daki Sovyet mimarisini fotoğraflayıp bir kitap yayınlamak için Berlin'e gelir. İngilizce öğretmeni olan Andy ile tanışır. Aralarındaki çekim onları hızlıca tutku dolu bir geceye ve Claire için endişe dolu bir güne götürür. Andy, Claire'i daha önce kurbanlarını da götürdüğü eve hapseder ve onu iki sevgili gibi yaşamaya zorlar. Claire'in sıkışıp tutsak kaldığı evdeki tek umudu dışarıdan gelecek bir yardımdır. Kate Shortland'ın yönettiği filmde Türk asıllı Alman oyuncu Cem Tuncay da rol alıyor. Hollywood imzalı Kara Gün haftanın iddialı filmlerinden. Korkunç terör eyleminden hemen sonra komiser Tommy hayatta kalanlarla birlikte bir sonraki olası patlamayı önlemek için zamanla yarışa girer. We've got to decide who's running this and we have to decide quickly. It's terrorism. Tommy, özel ajan Richard, emniyet müdürü Ed, çavuş Jeffrey ve hemşire Carol'la birlikte emniyet teşkilatının tarihinde gördüğü en karmaşık insan avı için kararlı bir operasyon başlatır. Are there more bombs? Mark Wahlberg, John Goodman, Kevin Bacon ve J.K. Simmons'ı buluşturan filmin yönetmeni Peter Berg. Love versus hate. One weapon you have to fight back with. It's love. Sıradaki filmimiz Dağların Ardında. Yeah, man. Film, Lübnan'da yaşayan görme engelli genç müzisyen Rabin'in gerçek kimliğini arayışını anlatıyor. Müzik grubuyla beraber Avrupa turnesine çıkmak için pasaport başvurusu yapan Rabi, kimliğinin sahte olduğunu öğrenmesiyle yıkılır. 24 yaşındaki genç adam hayatı boyunca bildiği tüm gerçekleri sorgulamaya başlar. Gerçeğin peşine düşünce de annesi, kimliği, ailesi ve hatta ülkesiyle ilgili bildiği her şeyin kocaman bir yalan olduğunu öğrenir. Lübnan, Fransa, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak yapımı olan filmde Rabi'yi Barakat Jabur canlandırıyor. Köy vakti zamanında bulduk. 13 yıl sonra gelen devam filmi Büyü 2 ile devam ediyoruz. Vardı çocuklarımız da. Ne olduysa o kadın geldikten sonra oldu. Önce caminin minaresi yıkıldı. Sonra köyde hastalıklar başladı. Yönetmen koltuğunu Orhan Oğuz'dan Adnan Güler'in devraldığı film, üniversitede psikoloji okuyan bir grup gencin doğaüstü varlıkların etkisi altındaki bir köy halkını ziyarete gitmeleriyle başlayan korku ve macera dolu hikayeyi konu alıyor. Sana gıcık oluyorum kızım. Sevmiyorum seni. Beni yaratandan başka kimseye kulluk etmem. Amina Muhti. Hadid Kadid. Senaryosunu Şafak Güçlü ve Servet Aksoy'un kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Gizem Salkım, Özgül Kavruk, İlayna Kıyak, Can Arpacı ve Yeşim Salkım gibi isimler yer alıyor. Yap şu büyüyü. O kızda bir güç var. Sadece ölüm getirir. Bana onun kellesini getir. Sana yeminle. Yani bu yolculuk belalı. Kadri'nin Götürdüğü Yere Git filminin iki sevimli karakteri Arçin Naz ve Şota Sun'un Ercü ve Hamide olarak karşımıza çıkacakları tatlı şeyler komedi türünde. Ne zaman vereceksin benim balacıklarımı?
İki modacı arkadaş defilelerine yetişme telaşıyla yola çıkmaları sırasında arabalarında sevimli mi sevimli bir bebekle beraber para dolu bir çanta bulurlar. Bu andan itibaren yolculuğun seyri hem bebeğin ailesi hem de onları kovalayan mafya ile birlikte belalı bir şekilde değişecektir. Anılar! Anılar! Bu sütten kesilmiş ya! Faturayı ödemedim, kestiler. Komiyim ayol! Ben Ercan. Evet. Ben Nurten. Kız bu çok hoş. Bilsem daha önce atardım ben bu golü. Uğur Uludağ'ın yazıp yönettiği filmde Cem Özer ve Uğur Uludağ ikilisine mafya babası rolünde ünlü müzisyen İlhan Şeşen de eşlik ediyor. Musa. Abi, karımla çocuğum. Kızımız olsun bu. Aile olur senin bak. Bu ülkede kız olmak zor. Erkek olmak da zor. Bir kadının bir kızın üzerinde baskı kurarak erkek olduğunu zannediyorsun. O yüzden biz ne onu ne bunu seçtik. İnsan olmayı seçtik. Tanımadığım adamdan çocuk yaptım. Tanımadığım adamlara emanet etmişim, çok mu? Carla Simon'un yazıp yönettiği 93 yazı, 6 yaşındaki Frida'nın hayatının değiştiği 1993 yazını anlatıyor. Ellen meyve yer mi anne? Annesiyle babası hayatlarını kaybedince tek başına kalan 6 yaşındaki Frida'yı dayısıyla yengesi taşradaki evlerine yanlarına alır. Annesinin hasretini içinden atamayan küçük kız hem duygularıyla baş etmeye hem de yeni ailesine uyum sağlamaya çalışacaktır. Şimdi Frida'ya Lea Artigas'ın hayat verdiği filmde genç oyuncuya Paula Blanco, Edna Campillo ve Bruna Cusi gibi isimler eşlik ediyor. Ella volia estar amb tu. Estava trista perquè no podia cuidar-te. Tu la dia, tu això. It started as a legend. One of the greatest of all. Finali Michael Bay'in Transformers serisinde son kez yönetmen koltuğuna oturduğu Transformers 5 Son Şövalye ile yapıyoruz. Optimus Prime, you destroyed your home and you seek redemption. My maker, I do. Kate Yeager rolündeki Mark Wahlberg'e Anthony Hopkins, Laura Haddock, Josh Duhamel, Santiago Cabrera ve Isabella Moner'ın eşlik ettiği bilim kurguda kahramanların düşmana dönüştüğü iki dünya arasındaki son büyük savaş beyaz perdeye taşınıyor. Two worlds colliding. You're all that stand in its way. İnsanlar ve Transformer'lar savaştadır. Optimus Prime ise gitmiştir. Geleceğimizi kurtarmanın yegane çıkar yolu geçmişin sırlarında ve Transformer'ların dünyadaki gizli geçmişinde yatmaktadır. Dünyayı kurtarma görevi Kate Yeager, bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan sıra dışı bir birliğe kalmıştır. For my world to live. Yours must die. Ali Poyrazoğlu'yla Bodrum'daki evinde gerçekleştirdiğimiz sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Şimdi iki tane oyun yazıyorum. Aşk acısı bitince neyle uğraşacaksın diye sorarsan turşu yapacaksın. Aldırma söz olur diye. Tak takıştır, sür sürüştür, inadına gel. Kapat şimdi pencereyi, kapalı kapılar ardında kimse görmesin.
Şimdi kameralarımızı yeniden Bodrum'a çeviriyoruz ve usta oyuncu Ali Poyrazoğlu ile gerçekleştirdiğimiz şiirli şarkılı sohbetin devamını getiriyoruz ekranlarınıza. Bodrum'daki evinin kapılarını Bloomberg ET Life'a açan Ali Poyrazoğlu ile balkonda başlayan keyifli sohbetimizi evin çeşitli köşelerini gezerek sürdürüyoruz. Öncelikle usta oyuncunun kitaplarının arasına kuruluyoruz. Şu anda Ali abi Bodrum'daki evinde bir cennetin önündeyiz. Biliyorum ki bu senin kütüphanenin binde biri bile değil. Ama burada ne güzel kitapların önüne oturduk. Çok mutluyum ben şu an. Kitapların önüne sen istediğin önüne oturdun. Çünkü sen dedin ne bu dağınıklık, nereye gidiyor bu iş, ne olacak bunun sonu. Bunun sonu bir yere gitmeyecek. Şimdi iki tane oyun yazıyorum. O oyunlardan bir tanesiyle ilgili... psikolojiyle ilgili ve bazı terapi yöntemleriyle ilgili kitaplar okumam gerekiyor. Onları aldım getirdim yazdığım oyunlarla ilgili. Anılarımı yazıyorum. Oralarda bakmam gereken bazı başka kitaplar var. Onları aldım getirdim. Bir de keyif için ben kitap okumadan duramayacağıma göre Bodrum'da ne yapacağım ben 4 ay 5 ay. Onun için okuyacağım şeyleri topladım getirdim. Ama daha yerleştiremedim. Çünkü kendisi içinde bir sistemi var. Neyin nerede olduğunu biliyorum. Nerede hangi seyretmek istediğim filmin CD'si var. İşte nerede müzik CD'si var. Kitaplar ne nerede onları biliyorum. Ama yerleştirmeyeceğim bunları. Yani böyle duracak. Biliyorum bir şey lazım olduğu zaman geliyorum buradan alıyorum. Alıyorum çalışıyorum. Böyle ilerleyeceğim yani. Gardırobunu yaptın mı derler ya. Aha benim gardırobum. Yaz gardırobumdur bu. Yaz gardırobumu yaptım. Kutulara doldurdum. Buradaki raflar doluydu zaten. Bunlar İstanbul'dan geldi. Ay para mı gelecek? Avucum kaçıştı. Bayram bayram. Ali abi geliyorsa benim harçlığımı bol verirsin şimdi. İnşallah hemen gelir. Yok sana harçlık. Niye ya? Yok bitti çocuklar geldi aldılar para. Bir şey söyleyeceğim. Bak senin için eli sıkı falan diyorlar. Çok bunu sıkıyım çürütelim. Ben eli sıkı bir adamım. Bunu söyleyeyim bak sorduğun için söyleyeyim. Niye? Alenen söylüyorum. Beni takip ediyor musunuz? Bak. Niye eli sıkı bir adamım ben? Ben çok zor para kazanılan bir işi yapıyorum. Mesleği yapıyorum. Ve yıllardır yapıyorum. Ben 40 yıldır oyunculuk yapıyorum. En zor işlerden, en zor mesleklerden birisidir. Ve de tiyatro yönetiyorum. Yani bir tiyatro yöneten iki holding yönetir. Biliyorum yani o kadar. Bir özel tiyatroyu yönetmek dünyanın en zor işlerinden birisidir. Türkiye'de de dışarıda da, her yerde bu böyledir. Böyle bir şey yapıyorum. Çok zor para kazanıyorum. Kazandığım parayı doğru dürüst harcamalıyım. Yani para kazanmak marifet değil. Herkes para kazanabilir. Ama parayı harcamak, adam gibi harcamak, yürek ister, insan sevgisi ister, bilgi ister, kültürle, sanatla derinliğine ilişkin olmasını gerektirir. Parayı ben sonradan görme bir yeni zengin gibi ortaya atarak harcayamam. Yani eli sıkı denmesinin nedeni bu. Ben gereksiz masraflar yapmam ama o tuttuğum parayla giderim bir sanat eseri alırım. Bir resim alırım, bir heykel alırım, bir tablo alırım. Veyahut bir genç kardeşimizin okumasına, aydınlanmasına yardımcı olurum, destek sağlarım. Ama böyle harcanmalı para yani. Parayı kazandın ne olacak para sonra ne yapacaksın? Kaç araba, kaç ev, kaç otomobil, kaç yat ne alacaksın yani? Hava atma yani, unsuru değil yani, mi? Ne alacaksın? O zaman parayı harcamanın herkes için yolları farklı. Benim para harcama yolum elin sıkı olacak. Değecek yere harcayacaksın parayı. Bu bir güzel sofra da olabilir. Bu bir yakın arkadaşını mutlu edecek güzel pahalı bir hediye de olabilir. Bu bir şey de olabilir. Sanat eseri alıp o sanatçıya destek sağlamış olmak. O eseri alıp evine götürmek, geleceğe kalmasını sağlamak. Yani paranın böyle harcanması gerektiğini düşünüyorum. Çok paran varsa bir oyuna sponsor olursun, bir filme sponsor olursun. Keşke. Yani para harcamanın yolları var uygar dünyada. Bunu parası olan herkes biliyor da. Eller cebe gitmiyor herhalde. Kitapların arasındaki sohbetimiz sürerken Orhan Veli'nin Bütün Şiirleri kitabı çarpıyor gözüme. Ve Ali Poyrazoğlu'nun sesinden bir de şiir keyfi ekliyoruz sohbetimize. Şiir çok seviyoruz. Şiir okuyalım. Hayatımızın şiiri eksik olmasın. Okuyalım tabii. Ali abi bir tanesini okusana. Şiir kitapsız gezilir mi ya? Söz. Aynada başka güzelsin, yatakta başka. Aldırma söz olur diye, tak takıştır, sür sürüştür, inadına gel, piyasa vakti muhallebiciye. Söz olurmuş, olsun,
dostum değil misin? Ali Poyrazoğlu Tamamla Bizi Ey Aşk adlı kitabının bir bölümünde ben aslında yeteneğini sergilemek, parmak yedirmek isteyen bir aşçıyım diyor. 6 yıl önce bu satırları okuduğumda soluğu kendisinin İstanbul'daki evinin mutfağında almıştım. O gün HT Magazin için yaptığımız söyleşide aşk acısının merhemi reçel pişirmektir demişti bana. Bodrum'daki evinin dostları için şölen sofraları hazırladığı mutfağında buluştuğumuzdaysa tamamlanmamızı sağlayacak bir aşk yaşamamıza yönelik bir yemek tarifi olup olmadığını sordum usta oyuncuya. Yine bir röportajımızda bana demiştin ki aşk acısının ilacı reçel pişirmektir. Onun için mutfaktayız. Mutfaktayız. Yani reçel yapacağımı düşünmüyorsun herhalde. Düşünmüyorum yani. Zaten ben acısına gelemediğim için bu aşkı çekmenin acısını sonra konuşuruz. Aşkı çekmenin bir yani mesela şu yemeği yap aşk kapında var mı? Öyle değil mi? Nerede öyle? Herkes mutfaktan çıkmaz o zaman. Yok öyle hikaye ama ben sevgilimden ayrılmıştım. İşte üzgünüm, üzgünüm falan uzun zaman süren bir şeydi beraberlikte. Hafif de bayağı ağır üzülüyorum yani. Bizim apartmanda oturan üst katta oturan bir ablamız vardı, Beriha abla. Beriha abla dedi ki ne lan senin bu halin dedi. Olur böyle şeyler hayatta bilmem ne. Oğlum aşk acısına katlanmanın yolu var. Ha ne abla dedim. Ya Allah aşkına söyle. Yani acı çekiyorum ya dedim. Dedi ki reçel yapacaksın. Efendim dedim. Reçel. Ne reçel? Her çeşit reçel. Niye? Çünkü dedi reçel yaparken başka bir şey konsantre olamazsın. Abla benim işim konsantre olup oynamak zaten dedim. Hayır bu farklıdır dedi. Böyle dedi işte devamlı karıştırırsın. Reçel kesilmesin diye. Limonunu ne zaman sıkacaksın, ne zaman indireceksin. Altını ne zaman kapatacaksın. Ne zaman kavanozlara dolduracaksın. Bayağı konsantrasyon ister dedi. Sen reçel işine gir dedi. Ben bunu ciddiye aldım. Evdeki en büyük tencereyle başladım. Sonra gittim bir tane böyle kazan gibi bir şey aldım. Balık pazarında mevsimlik ne kadar meyve varsa topladım. Gittim kavanozlar aldım. Oh. Reçel kaynatıp apartmana dağıttım bir posta. Apartman biliyor halimi. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Aşk acısını gidermek için reçel yapıyor dediler. Sonra arkadan mahalleye dağıttım. Reçel dağıtırken başka birisiyle tanıştım. Ya reçel dağıtmaya başlıyorum ben hemen o zaman. Bana bir kavanoz verirsin Ali abi. Reçel dağıtırken başka birisiyle başladım. Aşk acısı bitti. Reçel pişirmeme gerek kalmadı. Şimdi aşk acısı bitince neyle uğraşacaksın diye sorarsan turşu yapacaksın. Ben bunu deneyeceğim. Ben denedikten sonra siz deneyin ama lütfen. Ama bak arıyorsan yap, ciddi iş bu ha. Bu su koy verme. Kalbimi koyarak yapacağım. Kalbini koyacaksın turşuya ve turşuyu hediye edeceksin. O hediye ettiklerinden birisi sana salça olursa o zaman tamam. Yemek pişecek tamam. Demektir. Ali abi hemen salça sana var, turşu var. Artık gerisini siz de yaparsınız. Tamam. Sohbetimizin finalinde bir de şarkı söylüyor Ali Poyrazoğlu bize. Özel bir soru soracağım. Ay va. Hiç böyle. Kapa pencereni. Kapa özel soruyu. Bu ne soruyu hemen? Kapat şimdi, pencereyi. Kapalı kapılar ardında. Kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Sesiniz de çok güzel. Hadi söyle ne soracaksan tamam. Aşk için hep. Denize gideceğim hadi. Aşk için hep dersin ya Ali abi. İki kişilik bir direniştir aşk. Bir anlat bakalım bir de aşkı anlat da dinleyelim. Ali Poyrazoğlu için evet. Aşkı anlat. Nasıl bir aşıktır Ali Poyrazoğlu? Biraz da bunları duyalım. İyi, fedakar, sabırlı. Kendimi methetmeyeyim. Zaman zaman da sabırsız, sıkıcı, sıkılan, huzursuz ama çoğunlukla anlayışlı olmaya çalışan. Aşkla ilgili sorduğuna da evet ben Asi Kuş oyununda yazdığım o dillere destan olmuş cümleyi senin için burada tekrarlayayım. Aşk iki kişilik bir devrimci örgüttür diyorum ve orada anlatıyorum niye böyle söylediğimi. Çünkü sıradan yaşamın, günlük sıradan yaşamın sıkıcılığına, tatsızlığına, hangi ülkede olursan ol içinde bulunduğun düzenin mekanizmasının işlemediğine, düzenin yamuk olduğuna, yamuk düzende doğru yaşam olmayacağına inandığı için insanlar iki kişi bir araya gelerek en azından kendi düzenlerini farklı kılmaya,
değişik, yaratıcı, coşkulu, kucaklayan bir yaşam biçimini sürdürmek için el ele verirler. İki insan aşık olur birbirine ama bu bence bir değişme ve değiştirme şeysidir. Hareketidir. Burada kendinden geçti. Onun için evet, aşk iki kişilik bir devrimci örgüttür. Bu arada el ele tutuşmak dostlukta da çok güzeldir. Gelal abi pencereyi öyle kapatalım. Söz olur Ece. Olsun, ne derlerse desinler. Dost değil miyiz? Ne demiş Orhan Veli? Söz olsun. Olsun, söz olsun. Söz olsun. Dost değil miyiz? Hadi kapa pencereyi. Hadi. Denize gideceğim. Hadi. Beni de götürür müsün lütfen? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ben de Ali Poyrazoğlu'yla denize gidiyorum. El ele tutuşmayı, sarılmayı, sevgide, saygıda, dostlukta, empatide, hoşgörüde buluşmayı hatırlayacağımız bir bayram olması dileğiyle. İyi bayramlar herkese. Bloomberg ET Live hafta sonunun ve yeni haftanın öne çıkan etkinliklerini derlediğimiz ajanda turuyla devam ediyor. İncirler olana kadar kalsaydın bari. Endi Orkestrası'nın 2015 albümünde seslendirdiği İncir şarkısıyla geniş kitlelere adını duyuran İlyas Yalçıntaş, 25 Haziran'da Beyrut performans sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Sevilen sanatçı konserde İncir'in yanı sıra ilk solo albümü İçimdeki Duman ve son albümü Gel Be Gökyüzüm'den şarkılar seslendirecek. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcı kimliğiyle de adından söz ettiren Şevval Sam 26 Haziran'da Marina Arena'da olacak. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Sevdiğin böyle. Sanatçı başta Karadeniz olmak üzere farklı yörelerden seslendireceği şarkı ve türkülerle kulakların pasını silecek. Beyrut performans sahnesi 27 Haziran'da 25 yıllık geçmişleri olan Türkiye'nin köklü gruplarından Yeni Türkü'yü ağırlayacak. Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi'den oluşan grup, Aşk Yeniden'den Olmasa Mektubu'na kadar yeni türkü klasiklerinin yanı sıra yeni şarkılarını da seslendirecek. Bu gece son Medcezir ve Tuana gibi klasiklere sesiyle hayat veren pop müziğin güçlü erkek vokallerinden Levent Yüksel 29 Haziran'da Durak XLark sahnesinde konser verecek. Hayatıma Dokunan Şarkılar adlı arabesk albümünü kısa süre önce dinleyicilerinin beğenisine sunan ünlü sanatçı, albümdeki parçaların yanı sıra sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek. Bitmeyecek sandığımız, rüyasına daldığımız, bitmeyecek sandığımız.
Dans ve sporu harmanlayan Önder Çevik, akrobatik dans şovu Aerial Dance'la 24 Haziran'da Akbank Sanat Sahnesi'nde özel bir gösteriye imza atacak. Dans, pilates, kondisyon ve akrobasi gibi disiplinlerin yer çekimi avantaja çevrilerek sahneye taşındığı gösteri sanatseverlere sıra dışı bir deneyim yaşatacak. Caz standartlarına getirdiği özgün yorumla müzik otoritelerinin beğenisini kazanan vokalist ve caz gitaristi Yaşam Ancılar 28 Haziran'da Akbank Sanat'ta caz tutkunlarıyla buluşacak. Sanatçı repertuarında caz ve Brezilya standartlarını kendi besteleriyle birleştirdiği eserlere yer verecek. Kendi adını taşıyan grubu Yaşam Ancılar Band'le sahne alacak olan sanatçıya konserde piyanoda Oretris Petrakis, kontrbasta Marco Zenini ve davulda John Terol Amigo eşlik edecek. They left those soul shadows on my mind, on my mind, on my mind. They left those soul shadows on my mind. On my mind, on my mind. Bloomberg HT Life'dan bu haftalık bu kadar. Sanatın renklerini hayatınızdan eksik etmeyin. Çünkü sanat iyileştirir, birleştirir. Herkese iyi bayramlar. Hoşça kalın.